Selamun aleyküm sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bir de zil tuşuna basarsanız çekmiş olduğum videolarımdan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz kız çocuğu patiğinin yapımını anlatacağım. Patiğimizin yapımı 8 sıradan oluşuyor. Keçe taban tığlamamızla birlikte bir keçe tabana uyguladım. Bu modeli bu patiğe uyarladım. Patiğimin yapımı için bu şekilde keçe tabanım var. 26-27 numara bir keçe tabanım. Dora ören bayan patik ipim. Her zamanki tığım siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Dilerseniz patiğimin yapımına, anlatımına geçelim. Keçe tabanımda 39 tane batım yerim var. Bu batım yerine göre tığlamamı sizlere göstereceğim. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Topuk kısmımızdan başlıyoruz. Bu şekilde hemen tığımızı sabitleştiriyoruz. İpimizi hemen buraya 4 kez batım yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Hemen yanına 3 kez batım yapıyoruz. Hiç kafanızı karıştırmayacak şekilde bir batım tığlamam olacak buna. Hemen üçer üçer başa kadar batıp geliyorum arkadaşlar. Evet, üçer üçer baş kısma 4 battım. Üçer üçer battım. Tekrar 3 batıyorum. Burun kısmına geliyorum. Burun kısmında sadece ortalayıp şu 3 batım yerimize hemen dörder batıyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen tekrar 1 2 3 ve 4. Tekrar yanına yine 4 batıyorum. 1 2 3 ve 4. Artık yine üçer üçer devam ediyorum. Topuk kısmına kadar. 1 2 3. Bu şekilde şu kısma kadar üçer üçer batalım. Hemen yanına da 3 battım. Sık iğnem ile bu kısmı birleştiriyorum ve ikinci sırama geliyorum. Bu tığlama sayısı buna çok gelmez arkadaşlar. Çünkü bu modelimiz toplayan bir model. Başka bir modele bu şekilde bir tığlama yaparsanız iyi bir sonuç elde edemezsiniz. Bu modele bu tığlama güzel oluyor. Hemen bir tane zincir çektim. Başına doladım. Şu görmüş olduğunuz hemen tek taraftan bir tığlama ikinci sırama gidiyorum. Bu şekilde başına doluyorum. Dış kısmından bir tane telimi alıyorum. Bu tığlama da buna iyi geliyor. Bu şekilde. Tekrar bir daha göstereyim. Başına doluyorum. Bu telimi değil, hemen şu dış kısmındaki telimden alıp hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar hepsini birlikte çekiyorum. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Bu sıramı tamamladım bu şekilde. Hemen yine şu kısımdan birleştirmemi yaptım. Bir iki zincir çektim. Artık
Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Modeli direkt başlamadım. İki sıra bu şekilde örümden sonra yaptım modelimi. Hemen iki zincirimi çektim. Başına doladım. İkili trabzan yapıyorum buraya. Bu sıramızı da başına doluyorum hemen. Batıyorum. İki ipimi bir çekiyorum. İki ipimi bir çekiyorum. Başına doluyorum. İki ipimi bir, iki ipimi bir. Tekrar göstereyim. Başına doluyorum. İkisini bir çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. Başına doluyorum. Tekrar hiçbir trabzan atlamadan ikili trabzan yaparak bu sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Dördüncü sıramıza geçelim. Evet, üçüncü sıramı da tamamladım. Hemen şu kısımdan birleştiriyorum. Tekrar artık böyle açıyor. Şimdi modelimizi koyduğumuz zaman toplayacak. Evet, şöyle göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu hemen modelimizi iki zincir çekiyorum. Başlangıç yerimizi hemen buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ve hemen şunu şu şekilde bırakıyorum. Tekrar böyle topluyorum. İki zincirimi çekiyorum. Başına doluyorum. Bir, iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanımın tepesine bir, iki, üç. Üç kez batıyorum. Hemen bu şekilde topluyorum. İki zincir çekiyorum. Bir, iki. Trabzanımı atlıyorum. Üçüncü trabzanımın tepesini bir batımımı yapıyorum. İki batımımı yapıyorum. Üç batıyorum. Şu ipimi şu şekilde çekiyorum. Hemen şu kısımdan çekiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar bir, iki trabzanımı atlayıp üçüncü trabzanımın tepesine üç kez ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar ipimi çekiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Evet. Bu şekilde dördüncü sıramızı da gidelim. Dördüncü sıramı bitirdim. Hemen şu kısmı birleştiriyorum. Ve beşinci sıramdayım. Bir, iki. İki zincir çekiyorum hemen başlangıç kısmına. Tekrar artık bir, iki, üç tane ikili trabzan batıyorum. Bunu bu şekilde artık modelimiz bu şekilde gidiyor. Bir, iki zincirimizi çekiyoruz ve bu kutucukların içine batıyoruz. Bir, iki, üç. Aynı şekilde ipimizi çekiyoruz. Şu kısımdan geçiriyoruz. İki zincir çekiyoruz. Üç kez batıyoruz hemen. İki ve üç.
Tekrar ipimizi şu kısımdan batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Bir, iki zincir. Bu şekilde artık modelimizi 1, 2, 3, 4. sıra, 4 sıra örelim. Şu kısma kadar. Burada eksiltmelerimiz oluyor artık. Şu kısımda. Eksiltme yerimize kadar modelimizi 1, 2, 3, 4 sıra örelim. Görmüş olduğunuz gibi artık modelim toplamaya başladı. Evet. 4 sıra modelimi ördüm ve burun kısmına geldim. Burada eksiltmelerim olacak. Eksiltmelerimi hemen şu orta kısmından takip ederek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kutucuk sayıyorum ve buradan eksiltmeme başlıyorum. Şu kısımdan bu kısma kadar saydım. Hemen iki zincirimi çektim. Başına doladım. İki tane battım. İki tane telim kaldı. Tekrar bir tane daha battım. Üç telim var şu an. Başına doluyorum. Bir kez daha batıyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir kez daha batıp şu kısımda 2, 4, 5 telim var. 5 telime hepsini birlikte topluyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar ikinci yerime atlıyorum. Başına doluyorum. İkisini çekiyorum. Tekrar bir batım daha oluyor. Tekrar ikinci kutucuğuma geçiyorum. Bir kez daha batıyorum buraya. 5 telim oluyor. 5 telimi topluyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bu şekilde ikisini bir çekiyorum. Başına doluyorum. Tekrar batıyorum. İkisini bir çekiyorum. Tekrar ikinci yerime geçiyorum ve bu şekilde hemen topluyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bu şekilde eksiltmelerimi yapıyorum. Tekrar bir eksiltmem daha olacak. Bu şekilde yine topluyorum. 2 zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar topluyorum. Evet. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 eksiltme yerimiz oldu. Ve bir tane daha yapıp burada eksiltmemiz tamamlıyoruz. Aynı şekilde. 2 batımımız oldu. Ve hepsini birlikte çekip iki zincir çekip artık normal modelimizi şu kısma kadar örüp gelelim. Evet, şimdi babetimizde 7. sırama geldim. 7. sıramı da hemen göstereyim. Bu kısmı hemen şu şekilde birleştiriyorum. Birleştikten sonra bir iki zincir çekiyorum. Başına doluyorum artık. Yarım trabzan olarak 1, 2. Her kutucuğun içine ikişer yarım trabzan batarak devam edeceğiz. Tekrar 1, 2 yarım trabzan. Tekrar 2 yarım trabzan, 1, 2, 1, 2, bu şekilde örüp tekrar şu kısımda
Bir eksiltmemiz olacak. Evet, tekrar ikinci eksiltmemize geldik. İkinci eksiltmemizde de hemen şöyle iki zincir çekiyorum. Şu kısımdan bir, iki, aynı az önceki yaptığımız eksiltme gibi tekrar şu kısma atlıyorum. İki, topluyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar bir, iki, başına doluyorum. İki ve eksiltiyorum yine buradan da bu şekilde. Tekrar şuradan eksiltmemi yapacağım. Bir, iki zincir. Bir, iki, bir, iki ve topluyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Artık yarım trabzan olarak sırama devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, eksiltmemiz birinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksiltmemiz oldu. İkinci sırada 1, 2, 3 eksiltmemiz oldu. Bu şekilde bitirelim şu kısma kadar. Evet, 8. ve son sıramdayım. Yarım trabzan olarak bu kısmımızı da bitirdik. Son sıramızda bir zincir çekip artık başına dolamadan sık iğnemizi yapıyoruz. Babetimizin kenarını topluyoruz. Başına dolamadan normal sık iğnemizi geçiyoruz ve babetimiz bitti. Hemen hemen bunu da yapalım. Evet, babetimiz bitti. Fiyongumuza gelince kısaca fiyongumuzu da anlatayım. Bu şekilde yine bir ipim var. Zincirli ip dediğimiz, şöyle göstereyim. İstediğiniz renkte, istediğiniz ipten yapabilirsiniz. Hemen 16 tane zincir çekiyorum. 16 zinciri çektikten sonra başına doluyorum. Hemen bir dipteki değil, ikinci değil, üçüncü zincirimin içine bu şekilde yarım trabzan olarak dolduruyorum. Zincir sonuna kadar. Zincir sonuna kadar 13 tane batım yapıyorum. Sayılarımız bu. 16 zincir çekiyoruz ve 13 tane yarım trabzan olarak örüyoruz. Evet, 13 tane batımımı yaptım. Hemen başına doluyorum. Geri dönüş yapıyorum. Hemen dipteki zincirimin içine yarım trabzan olarak batıyorum. Başına doluyorum ve öbür dış kısmındaki bir telimi alıyorum. Bu şekilde fiyongumu yapıyorum. Tekrar aynı. Başına doluyorum. Dıştaki zincirimin içine hemen tek tarafına batıyorum. Tekrar şöyle yakından göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz zincirin tek bir tarafına batıyorum. Artık bunu bu şekilde git gel yaparak 6 sıra örelim. Evet, bu şekilde fiyongumu ördüm. Yine patiklik ipim ile kenarının bu pirçiğini yapacağım. Hemen şöyle ipimi, renkli ipimi takıyorum. Şöyle ortalıyorum. Ortaladığım yerden şöyle hemen şu kısımdan renkli ipimi takıp hemen o pirçiğimi de göstereceğim sizlere. Evet. Tekrar böyle sık iğnemizi gidiyoruz kenarına. Tek farklılığı, farklı olan yeri daha önceki videolarımda hemen hemen bazı fiyonklarımı gösterdim.
Sadece farklı olan kısmını göstermek istiyorum. Farklı olan yeri şu kısımda. Hemen bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Şöyle bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yarım trabzan yaptığım yerin içini 2, 3 ve 4. 4 kez batıyor. 3 kez batıyorum. 1, 2, 3 kez batıyorum. Tekrar başına doluyorum. Hemen şu direğimin tepesine hemen ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, başına doluyorum. 3 defa batıyorum. 1, 2, 3. Evet, bu şekilde. Başına doluyorum. Tekrar direğimin tepesine batıyorum. Şu direklerin tepesine. Bir zincir çekiyorum. 3 defa batıyorum. Tekrar başına dolayıp şu kısmı batımımı yapıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip 3 defa dolduruyorum. Evet, bu şekilde de fiyonkumu bitirdim. Aynı gösterdiğim gibi şu kısımlarına sık iğne yaptım. Bu kısımlarına firçik yaptım. Tekrar şöyle hemen ipimi burada şöyle bir tane zincir çekip biraz ip bırakarak hemen buradan şu ipimi kesip şu kısımdan ipimi kestim ve şöyle çekiyorum. Artık buradan iğnemi takıp bu şekilde büzüştürmemi yapıyorum ve güzel bir fiyonkumuz oluyor. İsterseniz dileğinize göre siz, ben kadife boncuk taktım. 3 tane böyle bir değişiklik yaptım. Siz istediğiniz şekilde boncuk takabilirsiniz. Evet, babetimizin yapımı bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.